Canan bir kedi severdir. Şu anda evinde zaten birkaç kedisi var ama sevimli bir tip gördüğü zaman, küçük bir pisicik gördüğü zaman hayır demeyi bilmiyor. Canan daha büyük bir eve taşındıktan sonra, eyvah, sabit bir hızla evine yeni kediler almaya başlıyor. Benim de yapacağım o olurdu herhalde. Yeni bir eve taşınsam, kedisini, köpeğini, tavşanını, kaplumbağasını, tozbağasını, hepsini, herkesi davet ederdim. Neyse, Canan'ın evindeki kedi sayısı k'nın taşındıktan sonraki gün sayısı t'ye göre fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Grafiğe göre ifadelerden hangisi doğrudur? Taşındığında Canan'ın 10 tane kedisi vardı ve taşındıktan sonra 10 tane 10 tane. Güzel. Ve taşındıktan sonra her gün 2 yeni kediye eve aldı. Taşındığında Canan'ın 3 kedisi vardı, benim gibi, ve taşındıktan sonra her gün 2 yeni kediye eve aldı. Taşındığında Canan'ın 10 kedisi vardı ve taşındıktan sonra her iki günde 1 yeni kediye eve aldı. Sonuncusu, taşındığında Canan'ın 3 kedisi vardı ve taşındıktan sonra her iki günde 1, bir, bir kediye eve aldı. Grafikte Canan'ın evindeki kedi sayısını görüyoruz. Bir yer gelecek ve artık evine daha fazla kedi almayacak diye düşünebilirsiniz ama sonra da bize evdeki kedi sayısının sabit hızla artmakta olduğunu söylemişler. En sonunda Canan kapı dışarı olacak, kediler evi alacak. Peki buradaki seçeneklere okuyalım ve hangisinin daha doğru olduğunu bulalım. Taşındığında Canan'ın 10 tane kedisi vardı. Grafiğe bakalım. Burası zaman 0, yani taşındığı an, taşındığı gün, Evet, taşındığında 10 tane kedisi varmış. İfadenin ilk kısmı doğru okumaya devam edelim. Ve taşındıktan sonra her gün 2 yeni kediye eve aldı. Grafiğe bakarak her gün kaç tane yeni kedi geliyormuş bulalım. 0'a 10 noktası burada. Başka bir nokta daha seçelim. Şu noktayı seçelim mesela. 15 günde 40 tane kedisi var. Süredeki değişiklik 15 olduğunda kedi sayısındaki artış ne kadar? 10 kediden 40 kediye çıkmış. 30 tane yeni kedi almış. Kedi sayısındaki değişim 30. Değişim kedi sayısı bölü değişim gün sayısı eşittir 30 bölü 15. Yani taşındıktan sonra her gün 2 tane yeni kedi almış. Taşındığında 10 kedisi varmış, 15 gün boyunca her gün 2 tane yeni kedi, yani toplam 30 tane yeni kedi almış ve 15 günün sonunda tam 40 tane kedisi olmuş. Bu ifade doğru görünüyor. Çoktan seçmeli bir soru olduğu için bu durumda diğer seçenekler yanlış ama biz yine de diğer seçenekleri de okuyalım. Taşındığında Canan'ın 3 kedisi vardı ve taşındıktan sonra her gün 2 yeni kediye ev aldı. Bu yanlış. Taşındığında 3 değil, 10 kedisi var. Üçüncü seçenek, taşındığında Canan'ın 10 kedisi vardı ve taşındıktan sonra her iki günde bir yeni kediye ev aldı. Bu ortalama olarak günde yarım kedi eder, değil mi? Günde yarım kedi. Bunun yanlış olduğunu biliyoruz, her gün iki kedi almıştı. Son seçeneğe de bakalım. Taşındığında canının 3 kedisi vardı ve taşındıktan sonra her 2 günde 1 kedi eve aldı. Bu seçenek de yanlış. Taşındığında 3 kedisi olmadığını biliyoruz. İlk seçenek doğru.